İktidar Oyunları bölüm 6, Mansur Yavaş. İlk 5 bölümü izlemiştik. Günel Cantağ'ın belgesel serisi. Şimdi sıra Mansur Yavaş'ta arkadaşlar. İlk önce diğer partiler üzerinden gittiler. Şu an bireylere geçmişler. İlk bölümde Mansur Yavaş'la başlıyor. Peki ya Erdoğan'ın tohumlarını serptiği ve 2017 referandumu ile sağlamlaştırdığı sistem galip gelirse? Güçlü lider, tek adam siyaseti, iki isim arasında bir mücadele şekli kazanırsa? Muhalifler seçimleri yeni bir Türkiye kurma amacı yerine sadece Erdoğan'ı yenmek için girmek zorunda kalırlarsa ne olur? Muhalefetin bu konuda planları da hazır görünüyor. Bunlar tabii ki de popülariteleri Erdoğan'ı açık ara geçen isimler. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Peki kazanabilirler mi? Kazanırlarsa bize ne vaat edebilirler? Yeni bir siyaset mi yoksa Erdoğan'ın çizdiği sınırlar mı? Hadi gelin bu sefer de İktidar Oyunları'nın 6. bölümünde ilk önce Mansur Yavaş'ın oyundaki yerine ve kazanma şansına bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geniş kitlelerce tanınması 2014 yerel seçimleriyle oldu. MHP'den gelen ve daha önce Ankara Beypazarı Belediyesi'nin başkanlığını yapmış olan Yavaş, 2014 seçimlerinde gösterdiği performans ile hem CHP tabanında hem de içinden çıkıp geldiği MHP'li seçmende karşılık buldu. Her türlü kötülüğü, her türlü iftirayı, tehdidi, şantajı yapmaktan hiçbir zaman sakınmıyorlar. İstediklerini yapsınlar. Ben 31 Mart'ı bekliyorum. Gözlerimiz kapalı, kulaklarımız sağır. Onları Allah'a havale ediyorum. Kendimi de siz Ankaralılara emanet ediyorum. Allah emanet olunuz. Onun oyunun bir parçası haline gelmesi ise 2019'u buldu. Mutedil tavrı, yumuşak üslubu ve Ankara için önemli olan milliyetçi geçmişiyle seçimin favorisi oydu. 2014 seçimlerinde sabaha karşı oy sayma merkezlerinin basılması gibi şaibeli olaylar ile başkanlığı Melih Gökçek'e kaptırması sebebiyle mağdur imajı da seçildi. 2019 yerel seçim sürecinde yeniden CHP'nin adayı olan Yavaş'ın bu mağduriyetine bir yenisi daha eklendi. Ankara'yı kaybedeceğini anlayan iktidar Yavaş'a karşı bir karalama kampanyası başlattı. Bahçeli ve Erdoğan onu bizzat hedef aldılar. Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İç Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme bomba gibi düşecek bir çıkış geldi. Bahçeli, adı sahte senetle tahsilat iddiasına karışan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce birçok yüz kızartıcı suçtan kaydı bulunan biri, ekranlara çıkartılarak Yavaş'ın sahte senette iş çevirdiği iddialarında bulundu. Bunlar tutmadı ve seçimleri Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş kazandı. Üçüncü denemesinde istediği koltuğa oturabilen... O herif de sonradan çok kötü patladı yani. Hayırsever iş adamı falan diye reklamını yapıyorlardı. Yavaş, Ankara gibi devletin kalbinin attığı, Türkiye'nin ikinci en büyük şehrinde olmanın avantajıyla yaptığı işler sayesinde kısa sürede daha da popüler oldu. Ölçülü çıkışları ve medyayla arasına mesafe koyması, onun gerekli gördüğünde verdiği mesajların çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Kendi partisinin dışında kalan seçmenlere de dokunabilmek, ulaşabilmek için böyle bir çizgi takip ediyordu. Mizaç olarak çok ılımlı bir isim gibi duruyor. Yani o yönüyle siyasi partilerden kendini biraz daha ayrıştırmış bir isim. Mansur Yavaş ülkücü bir gelenekten geliyor ve hiçbir zaman tam anlamıyla bir CHP'ye ait hissetmeyen bir siyasetçi. Kemal Bey'in davetiyle partiye gelmiş ve aslında aday olmak için partiye gelmiş biri. İçinde tam olarak görüşlerini benimsemediği bir partinin siyasetçisi olarak mantıklı bir iş yapıyor kendi adına. O partiyle çok özdeşleşmeyip partiler üstü bir isim olduğunu söylüyor. Siyaseten kendi adına bence doğru bir çizgi. Neredeyse bir sene bu stratejiyi izleyen Yavaş, korona salgını ile büyük bir çıkış daha yakaladı. 2020'nin ilk aylarında ülkeyi vuran pandemi sürecinde iktidarın halkın sorunlarını çözememesi ona bu alanı doldurma fırsatı verdi. Ankara'da ne sorun oluyorsa Yavaş hemen müdahale ediyor ve sorunu çözüyordu. Veresiye borçlar ödenemiyor muydu? Yavaş bir çaresine bakıyordu. Halk su faturalarını mı ödeyemiyordu? Yavaş erteliyordu. Okullar kapanınca çalışan anneler zorlanıyor muydu? Yavaş anneleri idare izini sayıyordu. Belediyenin kiracıları kiralarını ödeyemiyor muydu? Onlar da erteleniyordu. Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları aç mı kalmıştı? Belediye onlara hemen mama dağıtıyordu.
Sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu mu vardı? Yavaş hemen otobüs taksiyle çok iyi ediyordu. Çalıştı bu arada. Evden çıkması yasaklanan ya, 65 yaş üstü vatandaşlar alışveriş yapamıyor muydu? Yavaş hemen ekipleri görevlendiriyordu. İşte bunlar gibi pratik çözümlerle kısa sürede Yavaş'ın popülaritesi patladı. Evet. Ben uzatmayacağım. Seçimden önce Sayın Genel Başkanımızın da her yerde söylediği gibi asli belediyecilik görevlerimizin yanında insani görevlerimiz de vardı. Hiç kimseyi aç ve açık bırakmayacaktık. Söz vermiştik. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmayacaktı. Türkiye'de ilk defa bütün köylere interneti o çocuklar eğitim mahrum kalmasın diye götüren biziz. Sosyal belediyeciliği bütün Türkiye'ye öğretiyoruz. Farkındaysanız önce biz karar alıyoruz, arkamızdan aynı kararları hükümet alıyor. Yani tabii Mansur Yavaş pandemi döneminde belediye başkanı olarak sunduğu hizmetlerle öne çıktı. Mansur Yavaş'ın sanırım daha çok sosyal medyada öne çıkan, daha olumlu, daha sevilen bir profili var. Ve burada ben bilinçli bir tercih yapıldığını düşünüyorum. Yani hem iktidar seçmenleri, belki iktidar trolleri açısından da çok daha güçlü aday olarak gördükleri İmamoğlu'nun destek kaybetmesi için biraz da ve Millet İttifakı'nın bu açıdan kendi içinde bölünmesi için Mansur Yavaş'a yönelik bir sempati ya da sevgi veya olumlu mesaj paylaşımı oldu. Bu da anketlerde Erdoğan'ı yakalamış. Katılmıyorum. Yani da evet, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çok daha fazla oynadılar ki seçimden beri. Bu son dönemi hariç bırakarak söylüyorum. Çünkü bu son dönem rezillikti yani Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları bence. Ama ondan öncesinde baktığında evet, yani muhalefette üzerine en çok oynanan kimdi diye baktığında ki anketlerde ya birinci ya ikinciydi. Mansur Yavaş'la gidip geliyordular, değişiyordular. En çok üzerine oynanan Ekrem İmamoğlu'ydu ama bu söyleme de katılmıyorum açıkçası. ...atlamasını ve geçmesini sağladı. Sadece Erdoğan da değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da geçti. Bunu kimse beklemiyordu. Yavaş, kısa sürede ülkenin en sevilen siyasetçisi olmuştu ve etrafında kalpler uçuşuyordu. Bu haliyle oyunun büyük oyuncularını da dikkatlerin üzerine çekmeyi başardı. Kendisini birdenbire istemesi durumunda o oyunu bozarak herkesi çok zor durumda bırakabileceği bir konumda buldu. Peki evet, Ankara'nın gücü tüm bu oyunu değiştirebilir mi? Ya, tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında eğer çok popüler bir isim varsa belediye ve şehir kaynaklarını kullanarak diğer bütün adayların önüne geçebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Ankara şehrinin böyle bir kapasitesi yok. Fakat eğer İstanbul adayı ya da İstanbul'dan çıkan aday süreç dışında olursa tabii ki Ankara'dan gelen bir isim olarak onun da ciddi kaynakları olabileceğini düşünüyorum. Son aylarda Mansur Yavaş duruşunda bir değişme gitmedi. Yine belediyecilik ve Ankara üzerine çalışmalar yürüttü. Lakin Ekrem İmamoğlu her konuda iddialı olduğunu ortaya koyan çıkışlar yaptı, yapıyor. Akılları ise Yavaş'ın adaylık konusunda gerçekten ne düşündüğüne dair soru işaretleri geliyor. Mansur Yavaş'ın ben özel olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini sanmıyorum. Ancak bir güçlü aday olmaması durumunda büyük ihtimalle ona bakılacaktır. Tabii ki yani hiçbir siyasetçi Cumhurbaşkanı adaylığını geri çevirmez. Ama en azından özellikle böyle bir strateji takip ettiğini sanmıyorum. Fakat kendi adına siyaseten bu en doğru strateji olduğu için aslında böyle bir çizgiyi takip ederek hem başarılı bir belediye başkanlığı yapıyor. Doğru. Hem de şartlar değiştikten sonra kendisini hala Cumhurbaşkanı adaylığında potada tutuyor. Yavaş pek gündeme gelmese de onun adaylığı anketlerin yardımıyla hala ön planda duruyor. Bu stratejinin getirilerinden bahsettik. Peki götürüleri neler? Eğer olası bir Cumhurbaşkanı adaylığı durumunda bu konuların hepsi o kampanya esnasında gündeme gelecektir. Ya gazeteciler gündeme getirecektir ve kendisi soracaktır. Ya da rakibi büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuları gündeme getirecektir. Ve böyle bir durumda ben Mansur Yavaş'ın özellikle bazı konularda zorlanacağını ve o mücadele esnasında desteğinin bir miktarını yitirebilme riski olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Kürt sorunundan başlayarak ama tabii sadece Kürt sorunu da değil. Mansur Yavaş'ın bütün kariyeri Ankara siyaseti odaklı olduğu için Türkiye'ye dair ne tip projeleri var, ne söyleyebilir, işte dış politikadan ekonomi yönetimine kadar vizyonu nedir? Bu konuda aslında hiçbirimiz bilgi sahibi değiliz. İşi. Mansur Yavaş açısından. Ama şunu biz de söylemiştik, bunu bir sürü insan da söylüyor. Hani Mansur Yavaş şu ana kadar çok sessiz bir siyaset izlediği için çıkıp konuşmaya başladığında
fikirlerini belirtmeye başladığında vesaire o desteğin bir kısmı çekilebilir mi diye. Bunun olacağını ben de düşünüyorum ama dediğim gibi seçim sonucunu değiştirecek kadar kayıp vesaire böyle bir şey söz konusu olmaz. Belki hadi %1 oynasın o senin güzel hatırına diye düşünüyorum tabii. Şu an bunları söylemek için çok erken de bunlar düşünceler. Kapalı kutu olma özelliği var. Yani bu kutudan iyi şeyler de çıkabilir, kötü şeyler de çıkabilir. Kararsızlığa bizi yöneltecek şeyler de çıkabilir. O bir risk. Riskli çünkü yavaş konuşmuyor. Tabii ki de Cumhurbaşkanlığını istemiyorum demiyor. Akşener dışında kimse demedi zaten. Yıldıray yarın hallederim onu abi. Sessizliği kamuoyunda farklı farklı okumalara neden olabiliyor. Ve onun sessizliği başkalarına konuşma fırsatı veriyor. Son haftalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir anda bu boşluğu dolduran bir çıkış yaptı ve bu oyuncuları şok etti. Tabi bu gelişme biz belgeseli kurguya hazırlarken yaşandığı için Berke Sen'le bu konuyu görüşememiştik. Şimdi ona ve siyasetçi Nesrin Nas'a bu son gelişmeyi ve Yavaş'ın adaylığının son durumunu soralım. Şimdi bu geldiğimiz noktada yani Aralık'tan bugüne kadar bu Ümit Özdağ'ın çıkışıyla beraber Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda bir avantajı arttı mı? Yoksa bu çıkışla beraber bazı kesimler onu artık... Mesela HDP de sizi destekliyor. HDP seçmeni size oy verecek diye ne düşünüyorsunuz deyince ne diyecek Mansur Yavaş? Şimdi orada iki çatallı bir yol. Bir, Mansur Yavaş adaylığını destekleyecekler mi? İki... Bu yüksek ihtimal desteklerler. Mansur Yavaş'ın vereceği cevap ortalama olarak şöyle bir şey olur. Biz parti ki Mansur Yavaş'ın siyaset anlayışına da şu anki bence çok uygun. Biz partilerine bakmadan 80 milyon vatandaşımızın da oyunu istiyoruz. Ben bir partinin cumhurbaşkanı, bir partinin lideri olmayacağım. Ben 80 milyonun cumhurbaşkanı olmak için adayım. Minvalinde bir açıklama gelecek muhtemelen. Daha farklı gözle mi bakmaya başladı? Şansı azaldı mı? Ne dersin? Şimdi Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın şeyi olmadan yani izni olmadan onun ismini ortaya attı. Buna bir dolu gerekçe ileri sürülebilir. Yani bir dolu şey söylenebilir. Yani işte Ümit Özdağ Mansur Yavaş aday gösterilmediği takdirde ona oy verecek olup da o aday gösterilmedi diye oy vermeyecek olanların oylarını bu yolla almak evet, istiyor onun için da olabilir. Çok başka nedenleri de olabilir. Ama ben bu şeyin Mansur Yavaş'ın adaylığı halen devam ettiğini düşünüyorum. Yani şu anda sanki böyle çok yara almış gibi görünse de bu adaylık şeyi o potada yani halen o potada. Siz o potayı işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu dediniz. Ben halen o potaya Meral Akşener'i de koyuyorum. Doğru. Kendisi tabii Eylül ayında ben başbakanlığa aday olacağım dediği Meral için Akşener şu anda öyle bir şey ya. Var. Yani sonra şey falan olmuyor. Sürpriz bir anda masada belli işler olması lazım ki o masa devrilsin. Meral Akşener ben cumhurbaşkanıyım falan çıkışı yapsın. Yani zor. Siyaset 24 saatte bir anda farklılaşabiliyor. Ama evet. Ben açıkçası Ümit Özdağ'ın açıklamasından sonra ilk günlerde Mansur Yavaş'ın adaylık şansının biraz azaldığını düşünüyordum. Çünkü Ümit Özdağ gibi uç sağ bir siyasetçinin hele de İyi Parti'den eleştirilerle istifa etmiş bir siyasetçinin Mansur Yavaş'ı desteklemesi tabii ki Millet İttifakı'nı oluşturan partiler açısından olumsuz bir durum yaratmıştı. Ve tabii özellikle ilk günlerde Mansur Yavaş'ın bu çağrıya karşı sessiz kalması sadece basın danışmanı üzerinden Twitter aracılığıyla bir mesaj paylaşmakla yetinmesi de kafalarda biraz soru işareti yaratmıştı. Ve nitekim zaten Millet İttifakı'nı oluşturan partiler kendi içinde de belli ki bu konuyu biraz tartışmışlar. Fakat tabii sonraki günlerde Mansur Yavaş'ın önce Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş olması ve akabinde birkaç farklı ortamda doğrudan
Ümit Özdağ'ın açıklamasıyla alakasının olmadığını, hatta bu tarz tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu belirtmesi bence tabloyu biraz değiştirdi. Yani en azından liderler seviyesinde biraz konuyu yatıştırdığını düşünüyorum. Hele de bu olay üzerinden birkaç ay geçtikten sonra... Bununla alakalı zaten size içeriden bir şeyler sorup bilgi aktardım. Hani Mansur Yavaş acaba ayrılıp evet işte şu parti beni destekliyor, bu parti beni destekliyor deyip aday olur mu vesaire diye onları iki önceki yayında anlattık. Sonra büyük ihtimalle olası olumsuz etkiler iyice azalacaktır. Hatta belki tamamen ortadan kalkacaktır. Onun ötesinde bir zarar verdiğini şu noktada düşünmüyorum. Yavaşsa bu olaylar ardından yaptığı açıklamayla belki de ilk defa renk verdi. Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi maruzların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Ben kamu görevlisiyim. Buraya bir mim koymakta yarar var. Mansur Yavaş hala daha kendini göstermiyor. İlerleyen bölümlerde yeniden bir Yavaş videosu hazırlamamız gerekebilir. Onun çıkışını beklerken Ekrem İmamoğlu ilk büyük sınavına çıktı ancak sonuçtan o bile memnun değildir. Gelecek bölümde İmamoğlu'nun ilk günden itibaren çok enerjik ve hedef odaklı olan hikayesi geliyor. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olabilirdi ama İmamoğlu o kadar hareketli ki onun için hazırladığımız bölümün 3. versiyonu şu an kurguda. Bir süre sakin olabilirse artık yayınlamak istiyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Harbiden amına koyayım. Geç bu ab bunun yerine İmamoğlu çıksa yeniden güncellemek zorunda kalınacak. Demiş Günel bir bölüm daha yayınlamış Mansur Yavaş'la alakalı. Eline sağlık. Trafoya kedi girmiş. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığının şu an anketlere baktığınızda en güçlü adayı. Anketlere baktığınızda. Türkiye'deki en popüler siyasetçi. Bu yine bütün anketler neredeyse bu konuda hem fikir diyebiliriz. Aday olduğunda da ya tabii ki dediğim gibi bazı değişiklikler olabilir adaylık süreciyle beraber ama çok ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ben kesinlikle kazanabileceğini düşündüğüm bir aday Mansur Yavaş. O yüzden mantıklı da bir aday. Daha önce 1000 kere falan saydık bunu işte sahaya ülkücü kökenli olması, sahaya yakın olması falan 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 diye. İnşallah bakalım. Ülkenin hala %65'i sağa kayıyor. Yani solcu bir cumhurbaşkanı adayı sağ seçmenden oy alamaz. HDP seçmeninden oy almak için AKP ve MHP seçmeninin oyunu yabana atmasalar iyi olur demiş. AKP'de bu noktadan sonra oy almak biraz zor. Yani erise erise %25'i eriyecektir diye düşünüyorum. Kararsızdan oy çekmesi lazım. Bir de evet seçmen olarak HDP seçmeninden oy alması lazım cumhurbaşkanı adayının. Ama zaten çıkarıp hadi bakalım biz bu adamı hani işte adı san olmayan bir herif çıkarıp aday yaptık diyecek halleri de yoktur diye tahmin ediyorum. Güldür güldür skeci çıkmış. Biliyorum ama onu izleyemeyiz arkadaşlar ya. Telif yeriz ondan. Patlatırlar vallahi bizi. Neden HDP seçmeninden oy alması lazım hacı? Bu nasıl bir algı? Hocam %11'lik bir seçmenden bahsediyorsun. Bu oyların yarısını karşı tarafa alsa seçimi, yarısını değil çeyreğini karşı tarafa alsa. Tabii ki o adaya göre de belli değişiyor ama seçimi kaybetme ihtimalim var. Bu bir algı değil. %10, %11 yani. Hani istiyorsan de ki hayır biz bu %11 hiçbir işimize yaramaz. Tabii ki diyebilirsin. Ramazan'da anneannemgil akşam balkondan bir tanıdıkla konuşuyordu. Arkadan iki kişi motosiklette gelip Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan diye bağırdı. Peki efendim. Bence HDP kapatılmalı mı? Evet, bunu ben daha önce defalarca söyledim. Bana faşist maşist de dediler bu yüzden ama
Yani il binalarında, ilçe binalarında Abdullah Öcalan posterleri duruyorsa, PKK bayrakları duruyorsa, siyasetçileri teröristlerle aynı arabada yakalanıyorsa, APO'nun heykelleri dikiliyorsa, evet. Ama baktığın zaman bugün de devlet diyeyim kapatıyor mu? Kapatmıyor. Kapatır mı? Ne zaman kapatacağına bağlı. Yani ne zaman işine geleceğine bağlı kapatacaksa da. Ama şimdi şurada yani hukuki olarak evet, ama orada şöyle bir soru işareti de var. Yenisi açılacak. O zaman ne yapacaksın? Yani HDP'yi kapattın. Okey. KDP açıldı. Hatta belki daha fazla şey toplayacak arkasına, hani zulüm gördüğü için, o öyle tabii ki reklamı yapılacak o işin. Yeni parti belki %1, %2, %1,5 ya da artık her neyse sallıyorum şu an rakamları. Daha fazla şey alacak, oy alacak belki de. Ne yapacağım? Sürekli kapat kapat kapat. Yani tabii arkadaşlar. Tabii efendim. Hani şu an başındakilere siyasi yasak versen başka insan mı yok bunu destekleyecek ülkede? Hep öyle oldu. DTP, BDP, HDP oldu. Şimdi de GDP olur, gene olur demiş. Erlik kendi isterse gelir. Erlik arkadaşlar, Erlik DC'ye gelmek isterse bir tık uzağındayım. Beni arar ve gelir. Gerçekten sizin yazmanıza vallahi gerek yok. Bu yüzden vekilleri yargılayarak çözüme ulaşmalıyız. Parti kapatma onları kahraman yapar. Orası da siyasetin dengesi. Kapatınca kimin zararı olacak, kimin yararı olacak? Zaten tamamen ona göre hareket ediliyor. Yani yoksa şimdiye kadar AK Parti kapat, terörist, 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 terörist bağırıp duruyor. Şimdiye kadar kapatmaz mıydı? Şimdi şey gelecek buna da. Ama hukuk tarafsız falan. Hadi beni yeme kardeşim. Başkası niye yani? Erdoğan'ın bu sabah canı sıkılsa ben HDP kapansın istiyorum desek, öğleye kadar davayı görür, kapatırlar anasını satayım.